terki dünya, terki ukba, terki terk. Geçti üç kapıdan, geçti üç sırattan, koptu nefs bağından. Terki terk edip de geçti bu dünyadan. Davud Tayin'in yol anlayışında tasavvufi hayatın kuruluş döneminin başlıca özelliklerini görmek mümkündür. Az yemek yer, az konuşur, az uyurdu. Nefs bağından kurtulmak için dünyayı terk etti. Dünyayı terk etmenin verdiği hazzı terk etti, terk etmeyi terk etti. Davud Tayi kalbi haktan ayıran her şeyi, hatta züht düşüncesini bile terk etmişti. Bunun anlamı şuydu, cennete gitme umudunu veya cehennem korkusunu da terk etmişti. Tasavvufun ilk döneminde yaşamış zahit sufilerdendi Ebu Süleyman Davud bin Nusayr Tayi. Doğum tarihini bilmiyoruz ancak 8. yüzyılın başlarında doğmuş olmalıdır. Fıkıhta son derece yetkindi. 20 yıl boyunca Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife'nin ya da diğer adıyla İmam-ı Azam'ın talebesi oldu. Tarikatteki mürşidi ise Habiber Râi'ydi. Fudail bin İyaz'ın, Cafer es-Sadık'ın ve İbrahim bin Edem'in çağdaşıydı ve onlarla görüşmüştü. Davud Tayi'de hakim halin hüzün olduğu söylenmiştir. 20 yıl boyunca evinin tavanına bile bakamayacak kadar kendi iç dünyasıyla meşgul olduğu söylenir. En tanınmış müridi olan Maruf-i Kerhi, mürşidi Tayi'yi onun kadar dünyaya değer vermeyen birini görmedim diye anlatır. Selamet isteyen kişinin dünyayla vedalaşması gerektiğini öğütlermiş. Birçok sufinin çeşitli biçimlerde dile getirdiği gibi o da ölümü can kuşunun beden hapishanesinden kurtulması olarak görüyordu. Ölümü olumlayıcı bu düşünce daha sonraları Mevlana'da da ifadesini bulduğu gibi Şeb-i Aruz'a, düğün gecesine, sevgiliye kavuşma gecesine dönüşmüştü. Yaşarken dünyadan soğumuş olan Tayi, kabrinin ıssız bir yere yapılmasını vasiyet etmişti. 781'de harabe haline gelmiş evinde Kur'an okurken öldüğü söylenir.